Tekrardan merhaba. Bu hafta senaryodan bahsedeceğim. Ama senaryoların bir tane klasik, birkaç aslında iki tane falan klasik strategy'den bahsedeceğim. Ondan önce geçen haftaki bölümden sorusu olan varsa onu bana sorabilir. Ben onu önceden bir toplayayım eğer bir kaçırdığım nokta varsa. Onu sorun. İzleyenler için de şöyle bir şey söyleyeyim. Soru cevap bölümü yapacağız. O bölümde sizin kendi sorunuz varsa onları ben cevaplayacağım. Herhangi bir şeyle ilgili olabilir. Yani hiç fark etmez. Beğenmezsem cevaplamam ama. Bu da benim şovum. Ne yaparsam yaparım sadece. Evet, geçen haftadan bir sorusu olan var mı? Yoksa senaryoya giriyorum. Önce film senaryosu en klasikle başlayayım. Sonra televizyona geçeyim diye düşünüyorum eğer vaktim yeterse. Ondan sonra ilerleyen bölümlerde daha komplike iskeletlere gireceğim. Bu iskeletler ilk anlattığımdan daha değişken film formülleri. Neyse, bir klasikle başlayalım. Ondan sonra da büyüklere girdiğimiz zaman çok kafanız karışmaz diye düşünüyorum. Çünkü bunu iyi anlarsak tamam. En klasiğinden başlayalım. Classic Hero Structure. Bunu Joseph Campbell en iyi anlatıyor. Bir kitabı var, adı... Aslında iki kitabını da çok iyi anlatıyor. Hero with a Thousand Face. Kahraman, bin suratlı kahraman. Belki böyle çevirmemiş olabilirler ama ben sadece şu an kafamdan çeviriyorum kitabın başlığını. Power of the Myth. Bu iki şey kitabı en iyi bundan bahsediyor. Power of the Myth de Joseph Campbell'ın dünyanın her yerinden araştırdığı hikayeleri tek tek formüllere döküyor. İşte burada bu var, burada kahraman bunu yapıyor. Hikaye bu şekilde canlanıyor. Şimdi mesela buna örnek olarak şöyle çok basit bir kahramanlı yani bir kahramanlı olan filmlerde şöyle işliyor. Genel bir açıklama yapacağım. Bir tane ana karakterimiz var. Bir dünyada yaşıyor. Her şey günlük gülistanlık olabilir ama bir şey yanlış. Bu kahramanın işte artık yeter deyip bir şekilde bir seçim yapması gerekiyor ve bu soruna karşı gelmesi gerekiyor. Hikayeyi tamamlıyor, işte artık düşmansa düşman sorun. Onlarla savaşını veriyor ve film bitiyor, yani kazanıyor, bitiyor. Kendisi bir kişisel gelişim yaşıyor, sorunu hallediyor, gidiyor, bitiyor. Bu birinci basit bir tane structure. İkincisi mesela Romeo ve Juliet. Romeo ve Juliet'in structure'ı nedir? İki farklı dünyanın insanı, mesela iki tane farklı kavgalı ailenin bireyleri birbirlerine aşık olur. Bu aynı hikayeyi Pocahontas'ta da görüyoruz. Pocahontas ne? Kızılderili. İngiliz geliyor, Kızılderililerle şeyler, Columbus muydu? Herhalde ya. İkisi... Aileler, gruplar var. İkisi birbirine aşık oluyor. İkisinin de kendi halkına karşı gelmesi gerekiyor. Beraber olabilmeler için. Bu mesela başka bir structure, başka bir hikaye örgüsü. Hikaye örgülerinde ana karakter, ya yani bir karakterli olan şu var. Man versus man. Bir adama karşı bir adam. Bir adama karşı society. Man versus society, yani diyelim ki toplumda bir sorun var. Topluma karşı geliyor. Man versus man, man versus society, bir tane daha var. O da man versus himself or herself. Man derken human'den bahsediyorum. Himself olayını en güzel mesela Fight Club filmi. Aslında man versus man'miş gibi duruyor. Bir düşmana karşıymış gibi duruyor.
Ama filmin sonunda anlıyoruz ki kendisiyle çatışıyormuş bütün film boyunca. Man vs. Man, adam adama karşı şeyi mesela en klasiğidir. Giydirmesi en kolayıdır. Örneğin Batman Joker'e karşı, Spider-Man işte Doktor Octopus'a karşı, Wolverine bilmem kime karşı budur budur. Şimdi bu karşıdaki kişi fiziksel olunca, yani fiziksel bir avatarı olunca, yani senin koyduğun fikrin savaş ortaya çıkıyor. Bu dövüş olabilir, politik olabilir, laf kavgası olabilir, dramatik olabilir. Batman filminde ne oluyor? Batman ben diyor öldürmeyeceğim, ben diyor düzeni sağlayacağım diyor. Joker ne diyor? Ben kaos, düzeni bozacağım diyor. Sen insanların içindeki iyiliğe inanıyorsun ama ben insanların içindeki kötülüğe inanıyorum diyor. Bunun iki güzel yanı var. Bir, politik bir, iki tane şey çatışıyor. Sanki üniversitede makale yazar gibi. Ya birisi bir tane fikir sunuyor, diğeri karşı geliyor. Başka bir anti fikir üretiyor. Bunlar işin garip şekilde iki fikrin fiziksel dünyada sembolik, yani eğer Joker kaosu temsil ediyorsa Batman düzeni temsil ediyor. Temsili varlıklar bunlar. Bu varlık konusunda daha sonra tanrılardan, kahramanlardan falan gireceğim de, ya onların varlığının temsil ettiği şeyler bunlar. Bunlar film boyunca kavga ediyor, çatışıyor, fikir yürütüyorlar, birbirlerinin fikirlerini değiştiriyorlar. Sonunda birisi kazanıyor. Tabii ki de hero kazanıyor, kahraman kazanıyor doğru olan. Eğer kahraman kendisiyle eşit güçte biriyle savaşıyorsa bunu seyirciler çok seviyor. Batman ne yapıyor? Kostüm giyiyor. Joker ne yapıyor? O da filmde de söylüyor zaten. Sen de benim gibi manyaksın diyor. Diğerleri bana baktığı gibi sana da bakıyor diyor. Kendini eşit görüyor. Ya yani bunu söz olarak söyleyen tek karakterlerden biri. Biz bunu senaryo yazımında biliyoruz zaten. Karşıya kahramanın karşısında eşit güçte birisinin çıkması lazım. Çünkü kahraman nedir? Bizden üstün. Ya da bir şeyi yapabilen birisi ve onun karşısında kimse duramıyor. Ya yani bu hikaye normal kahraman hikayesi. Ama karşısına kendiyle eşit kuvvette biri geldiği zaman bu çatışma hoş oluyor. Bütün filmler bu teknikle mi yazılıyor? Hepsi bununla değil. Underdog denilen bir tane var. O underdog şöyle bir şey. Küçük adam demek. Küçük adam dağa karşı demek. Bu, yani bunun aslında açılımı şey. Bir tane insan Olimpos'a karşı. Yani tanrılara karşı savaşı. Yani adamın hiçbir şeyi yok. Ya yani adamın hiçbir üstünlüğü yok. Bunu hep bütün seyirciler çok seviyor. İmkansız yani. İmkansızı başarmak süper bir şey. Bu Slumdog Millionaire var ya, Hintli filmi. O güzel bir örnek. Ya adamın mümkün olmayan biri çok büyük bir sisteme karşı geliyor ve kazanıyor. Ha, 300 Spartalı. Çok iyi bir örnek. Yani küçük bir birlik mümkün olmayacak şeyleri başarıyor. Buna da underdog. Underdog demek yani mümkün olmayan, yani küçük insan demek underdog. Büyük bir şeye karşı, yani Olimpos'a, tanrılara karşı. Bu hikayeler bu zamana kadar gelmesinin tek sebebi bu hikayeler işliyor. Bu hikayeler satıyor. Milletin aklında kalıyor. Bu o senin dediğine hepsi böyle mi yazılıyor şekli. Zaten dediğim gibi yani Shakespeare hepsini oturmuş, yazmış. Hepsine birer tane hikaye. Yani o da toplamış. O hani Shakespeare'de diyorlar ya işte senin hikayelerin çalıntı malıntı. O muhabbet, bu muhabbet. Shakespeare de başka structure'ları alıp
kendi hikayesini yapıyor. Bizim şu anda yaptığımız bütün filmler zaten Shakespeare olayı. Dedim ki 74 tane mi ne öyle bir şey örgüsü var. Hikaye formülü var. İşte birisi Romeo ve Juliet, birisi işte Underdog, birisi klasik kahraman hikayesi. Klasik kahraman hikayesi derken bu en çok tutan, en çok Hollywood'da kazandıran şey olmasının sebebi bu hikayenin hikaye örgüsü zaten bütün peygamber, bütün demeyeceğim. Özellikle mesela Hazreti Muhammed ve Hazreti İsa'nın örgüsü olduğu için. Peygamber genelde hep aynı. Bir kişiye karşı geliyor. Ha şey var. Musa'nın hikayesi. Mesela orada kim var? Firavun var. Firavun'un hem bir o hem adam adama karşı hem de society'ye karşı. Şimdi Musa ile İsa'nın farkı ne? Farkı yok. Şey, ikisi de ya birazdan Musa gene underdog'a kaçıyor. Daha küçük insana kaçıyor ama kocaman bir sistemi deviriyor. Yani bütün hikayesini alırsak hani hiçbir şey olarak başlıyor. Kocaman bir sistemi deviriyor. Ama mesela ortasından başlarsan hikayeye zaten az çok eşit kuvvetteler. Yani Tanrı'dan, Allah'tan bir güç almış, emir almış ve karşı geliyor. Yani sen diyor merak etme ben senin arkandayım diyor. Hani çatışıyor, insanları kurtarıyor. En sonunda işte Nil Nehri'ni açıyor, içinden geçiyorlar. Firavun ölüyor. İnsanlara karşı verdiği, society'ye yani halka karşı verdiği bir savaş da var Musa'nın. Çünkü insanlar zaten Firavun'dan korktuğu için onun itaatkarı. Ya Firavun'un adamların %90'ı köle mi ne öyle bir şey var zaten. İşte çalışanları bilmem neleri. Çok açlık, kıtlık falan çekiyorlar. İşte Musa geliyor diyor ki bu yolunu değiştirmen lazım, bu senin yolun yol değil falan. İşte uyarısını yapıyor. Ondan sonra kıtlıklar, bilmem neler. Bu da başka bir örgü. Ya dediğim gibi yani 74 tane örgü var. Onları biz değiştirip duruyoruz. Hani Pocahontas, Romeo ve Juliet'in hani en yakın örneklerinden biri mesela Avatar filmi. Şimdi bunu senaryo çalınmış diyemezsin. Ya eğer başka bir senaryo bulursan gel bana anlat lütfen. Beraber para yapalım. Ya bunların hepsi denenmiş, en çok tutanlar tutmuş. Ya halktan halka aktarılmış yani. Biz insanlığı şey gibi görebiliyoruz. Deney ortamı gibi yani. Niye o hikayeler kurtulmuş da diğerleri yok olmuş? Tamam 74 structure'dan bahsettik. Başka bir şey var mı? Tamam. Klasik 120 dakikalık film iskeletine. Bu film iskeletinde abi 3 parçaya ayırıyoruz. İlk 30 dakikası, ortadaki 60 dakika ve en sondaki 30 dakika diye. En basitinden anlatıyorum. İşte o çok basit şeyi giriş, gelişme, sonuç. Şimdi ilk 30 dakikada kahramanın ilk 10 dakikasını, filmin ilk 10 dakikasında bütün karakterleri tanıtıyorsun. İlk 10 dakikada. Ondan sonra normal hayatını gösteriyorsun. Ondan sonra bir şey oluyor o 20 dakikanın sonunda. Ondan sonra o son 30 dakikanın son 10 dakikasında kahramana bir seçim yapması gerektiğini gösteriyorsun. Yani olayın, durumun yanlış olduğunu. Bunlara gol deniyor İngilizce'de. Yani her 10 dakikanın bir golü var. Her 30 dakika ve 60'ın ve 30'un bir golü var. Amacı var. Onlar niye orada? O sahneler, o hikaye niye orada? Kısmı, o hikayenin o kısmını niye gösteriyorsun? Diyelim ki birisi buradan Avrupa'ya gitmek istiyor.
Ama gidemiyor. Ama hikaye oradaki bir kızla tanışması, orada evlenmesi, orada bilmem nesi, bilmem nesi. Şimdi eğer o oradaki hayatıyla ilgiliyse film, buradaki çektiği sıkıntıları çok göstermeyebilirsin. Ya bir kere şöyle bir şey var, ya demek istediğim şeyi çok basitleyeceğim. Birisi işten çıkıp eve gitmesi ya da evden çıkıp işe gitmesi 2 saatlik, 1 saatlik bir olay olabilir ve bu tek başına bir film olabilir. Bir başlangıcı var, sonu var. Ama sen hikayede ne anlatmak istediğini seçiyorsun ve ona göre o kısımları atlıyorsun. Yani içine ne koyduğun çok önemli. Bunu ben aslında insanların bilmediğini bilmiyordum ama bir arkadaş söyledi ya. Yani. Millet şey sanıyor, keyfine göre biz öyle çekiyoruz, koyuyoruz falan sanıyor. Bak o keyfine göre çekip koymanın mesela şeyini anlatayım, edebi yanını. Mesela koymamanın. Diyelim ki adam kafede oturuyor, tamam mı, bir sahnede. İşte nefes alıyor, nefes veriyor, etrafa bakıyor, geçen insanlara. Ondan sonra kahvesine bakıyor, sonra yukarı bakıyor, iş çantasına bakıyor, yukarı bakıyor. Orada uçan bir uçak görüyor. Ondan sonra duruyor, duruyor, duruyor. O arada böyle diyelim ki bir kuş konuyor, ona bakıyor ve o uçup gidiyor. Sıkılıp oradan. Şimdi ben bunu senaryoyu yazıyorum. Ben bunu senaryoyu yazdığım için bu zaten bir edebi bir şey ya. Ben orada bir seyirciye bir şey hissettirmek istiyorum. Şimdi ben size söylemeden bir resim çizdim. Yani bu film tamamıyla ekrandaki görüntüyle alakalı. Bu tiyatro değil, diyalog işi, fikir işi değil. Senaryo yazmak bildiğin resim çizmek. Mesela sinema fotoğrafı. Fikir ne? Fikir aslında şey, yağlı boya yaparmış gibi. Yağlı boya tekniklerinden sinema fotoğrafide mesela çok etkileniyoruz. Ya çok öğrendiğimiz şeyler var. İşte arkası biraz daha karanlık olsun, ön taraf aydınlık olsun. Ne bileyim işte genel geometrisi. Ya sinema fotoğrafideki fikir şey, her kareyi durdurduğun neresine, bütün filmin neresine durdurduğun, durdurursan durdur, yağlı boya gibi durması lazım. Ve onu poster yapıp, çerçeveletip bir şekilde duvara asabiliyor olmanla o kadar güzel olması lazım. Yani amaç bu sinema fotoğrafideki. Sinema bir resim çizmek mi? Resimle hikaye anlatmak. Şimdi o şey örneğine, kafe örneğine geri döneyim. Kuş uçuyor. Sen adam, bir arkadaşımla şey yaptım ya, çok iyi yazmışlar dedim bu sahneyi. Dedi ki bana, o uçağı geçerken çekmişler dedi. Yok, öyle bir şey yok. Ne koyduğumuz, ne yaptığın, seyircide hangi fikri uyandıracağı çok önemli. Ya bildiğin orada dedektiflik oynuyorsun. Neyse 30 dakikaya geri dönelim. 10 dakika ile 20 dakika arasında dünyanın yanlış olduğunu söyleyen, bulunduğu dünyanın yanlış olduğunu söyleyen birisiyle tanışması lazım kahramanın. 20 dakika ile 30 dakika arası. Tanışması lazım. Bu peygamber hikayelerinde sen söylemiştin abi, Cebrail. Matrix filminde Morpheus. 30. dakikada bir seçim veriliyor. Goodbye to Kansas dediğimiz şey, Alice Harikalar diğeri işte go down to rabbit hole. Aa bak, şeyde filmde Neo'nun karşısına ilk sahnede bir tane kız çıkıyor şey, sen söyle. Tavşan dövmeli bir kız çıkıyor. O ona gönderme. Şey, Alice seçim yapman lazım. Ya bu dünyaya girdiğin zaman geri çıkışı yok. Bir kere gidebilirsin o tavşan deliğinden. Onun göndermesi o. Tamam, tavşan dövmeli kızı takip et falan. Morpheus geldi, seçim verdi. Artık orada ya kırmızı hap ya mavi hap. Hangisi hangisini temsil ediyordu şu an hatırlamıyorum da.
Alice için bu tavşan deliği, Matrix için Matrix'e giriş, bir kere gittin ve oradan geri dönüşün, döndüğün zaman sen sen değilsin. Bu normal insanlarda da var. Diyelim ki yurt dışına çıkmak istiyorsun, yurt dışına çıkmak için bir seçim yapman lazım. Fark ettin ki yaşadığın yerde bir sorun var. Diyorsun ki seçim yapıyorsun, kararını veriyorsun, artık oraya gidip ve geri döndüğün kişi sen sen olmuyorsun. Bir kere fark etti mi bunu? Diğer insanların, ne gitmemiş insanların nasıl düşündüğünü bile bilemezsiniz. Gitmemişseniz mesela atıyorum İstanbul bile olur. İstanbul'u görmemiş insan bile olur. Şehir görmemiş insan bile olur.